Herkese merhabalar. Tonguç'um, ikinci hazırlardan yüz almaya hazır mısın? Hazır değil mi hocam? Hiç endişelenme. Zaten LGS hazırlanıyoruz. Zaten yazılı konularımız LGS'de çıkacak. Ve sizler için mükemmel bir yazılı kampı hazırladık. Sizlerden gelen yorumlar da çok değerli. Sudeniz 3121, aynı zamanda Kübra 6438 mükemmel yorumlar atmışlar. Bizler sizler için varız ve mükemmel yazılı kampımızı hazırladık. Şimdi bugün sana bazı taktikler vereceğim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taktiklerin hepsini uyguladığında inşallah yazılılarından, zaten test olacak LGS'de, bunlardan en yüksek notları alacaksın. Hadi bakalım o zaman, videomuz başlasın. Evet Tonguç'um, birincisi, en önemlisi, nasıl LGS hazırlanırken biz LGS'de nelerden sorumluyuz diyoruz? 8. sınıf 1. dönem ve 2. dönem konularından sorumluyuz diyoruz. LGS'de 7. sınıf konularına çalışıyor muyuz? Hayır hocam. Çalışmıyoruz. O zaman aynı şekilde bizler de yazılıdan önce ne çalışacağımızı bileceğiz. Diyeceğiz ki yazılı konularını listele. Yazılı konularını listelediğimizde diyelim ki bizim salı günü Türkçe yazılımız var. Türkçe'de nereden konular çıkacaksa bunlarla alakalı test çözdüğümüzde, bunlarla alakalı tekrar yaptığımızda daha hiçbir şey yapmadan sadece konuları listelesek bile kaç puan kazanıyoruz bakalım? 10 puan kazanıyoruz. Harika bir şekilde 10 puanımızı attık cebe. Devam ediyorum. İkincisi, çalışma planı yapmak lazım. LGS hazırlanırken de bir çalışma planımız var. Yazılı hazırlanırken de bir plan yapmamız lazım. Örnek veriyorum Tonguç'um. Çarşamba günü fen yazılım varsa hangi gün çalışılır Tonguç? Salı gecesi çalışmalıyız. Hayır, son gece çalışılmaz. Sen salı gecesi çalışırsan çarşamba günü fen yazılısından istediğin notu alamazsın. Ama öncesinde çalışma yaparsan, ki bunlar zaten LGS konuları, dolayısıyla öncesinde çalışma yapmak sana büyük bir puan kazandırır. Çalışma planı yap. Hangi yazılılara hangi gün çalışacağını bil ve bu plana uygun bir şekilde çalıştığında bakalım kaç puan kazanıyoruz. Harika, 10 puanımızı kazandık. Devam ediyorum. Üçüncüsü, ortamını yazılıya uygun hale getirmen lazım. Yani sen LGS'ye girerken yanında cep telefonun, saatin, meyve tabağın, suyun, ayranın, işte şalgamın falan olacak mı? Hayır hocam. O zaman bu olmayacaksa sen de yazılıya girerken yanında neler kullanabileceksen onlara göre çalışman lazım. Yani yazılıya girerken, test soruları çözerken, deneme çözerken her zaman ortamın yazılıya uygun olmalı. Yoksa diğer türlü bir yerde televizyon açık, bir yerden bir dizi sesi, bir yerden bir oyun sesi geliyorsa bu senin dikkatini dağıtır. Emin ol, televizyonlu bir odada 4 saat çalışacağına sakin, sessiz bir ortamda 1 saat çalışmak daha fazla puan kazandırır. Bunu yapmak bize kaç puan kazandırmış? Bu da 10 puan kazandırır. Devam ediyoruz. Dördüncüsü, küçük kopyalar hazırlaman gerekiyor. Hocam, kopya çekmek yasak değil mi? Evet, tabii ki de yasak. Kopya çekmek hem yasak, hem günah, hem haram. Bunu zaten biliyoruz. Biz de kopya çekmeyeceğiz. Ben zaten küçük kopyalar çek demedim bak. Hazırla dedim. Bak, bizim kitaplarımıza baktığın zaman mesela dinamo kitaplarımız bu kadar. Taktikliler, zorlar kocaman. Ama yazılı notlarımız son derece mintoş. Niye mintoş? Çünkü bunları yanımıza taşıyalım. Okulda, kantinde, evde, sofrada, tuvalette, her yerde yanımıza götürelim. Bunlardan bakalım diye. Bu yazılı notlar nasıl küçükse sen de buna benzer notlardan çalışabilirsin ve aynı şekilde bu notları küçük yazaraktan kendine daha rahat bilgiler sunabilirsin. Böylece fende öğrenmen gereken bilgileri sen burada, zaten sana hepsi tek tek özetlenmiş. Hocanın tek tek soracakları var. Bunları da sen küçük notlar çıkararak çalıştığında emin ol hepsi aklında kalır. Yazıdan da çok iyi notlar alırsın. Bakalım burası kaç puan kazandırdı? Bir 10 puan daha aldık. Devam ediyoruz. 40 puandayız. Hedefimiz 100 puan inşallah. Geldik buraya. Yazılı provalarını izlemelisin Tonguç'um. Bak, bizim YouTube'da 1. dönem 2. yazılı kampımızda pazartesi günü matematik, salı Türkçe, çarşamba fen, perşembe inkılap, cuma İngilizce, cumartesi din. Bunlar hem LGS için hem de yazılılar için sana inanılmaz faydalı olacak konu anlatımları içeriyor, tekrarlar içeriyor. Bunları izlediğinde, çünkü bu yazıları biz test tekniğinde de hazırlasak tamamen okullardaki hocalarımıza, işte İmam Hatip Ortaokullarındaki, kolejlerdeki, devlet okullarındaki tüm hocalarımıza sorduk. Hocam, bu yazılı hangi konulardan soracaksınız dedik. Kazanımlara baktık ve süper provalar hazırladık. Bunu da izlediğinde bakalım kaç puan kazanıyoruz? Harika, 20 puanımızı kazandık. Bu da devam ediyoruz. Geldik, dinlenmek ve rahatlamak. Şimdi yazılımıza çalıştık. Sorularımızı çözmeden sadece konu anlatımı yaptık, videoları izledik. Bundan sonra yapmamız gereken nedir? Yatış, uyu, uyu, uyu. Hayır, sen bir LGS öğrencisi, sen bir 8. sınıf öğrencisi. Yatış, yatış, uyu yok. Dinleneceksin, rahatlayacaksın. Bu da sana bakalım kaç puan kazandırdı? Harika, 10 puan kazandırdı. Ancak çalışmak da dinlenmeye dahil, dolayısıyla kaliteli dinleneceksin. Dinlenirken kitap okuyabilirsin, dinlenirken uyuyabilirsin, dinlenirken müzik dinleyebilirsin. Ama kesin olan bir şey varsa, sadece ders sonra yazılı olmaz. Yani bir saat çalışma, 15 dakika mola. 2 saat çalışma, yarım saat mola. 20 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde çalışmak. Pomodoro ile çalışmak, dinlenmek ve rahatlamak da çok çok değerli. Geldik buraya, burası çok çok önemli bir kısım. Son tekrarını yapman lazım. Bak Tonguç'um, bizler Dinamo soru bankalarında sana yüzlerce soru hazırladık. Bak burada hatta işte 117 pro seviye, 1152 zor seviye, 1968 orta seviye. Bunlar hem LGS için hem de sana bu seneki yazılarında 100 aldırabilecek efsanevi notlar. Bu sorular daha doğrusu. Bu soruları güzel güzel çözdüğünde, buradaki ekstra dişler soruları çözüp takıldığın soruların çözümünü uzman öğretmenlerden fende, inkılapta, matematikte, İngilizce'de, dinde ve Türkçe'de güzel güzel izleyip pekiştirdiğinde emin ol senin için
en yüksek notlar gelmiş olacak. Hem yazılarında hem de tabii ki de LGS'de. Bunlar LGS konularda aynı zamanda. Dolayısıyla bu da sana harika 20 puan kazandırdı. Son tekrarımızı yaptık. Artık 100 puan oldu diyebilir miyiz? Hayır hocam. Aferin, çok zekisi Tonguç'um. Gerçek bir LGS öğrencisi. Bir puan daha almamız lazım. Bir 10 puan daha almamız lazım. O da moral bozanları engelleyeceğiz. Her zaman her ortamda etrafımızda böyle bazen ismi Merve olur, bazen Ayşe olur, bazen Ataberk olur, bazen Cankat olur, bazen Hüseyin olur, bazen Ali Haydar olur, hiç fark etmez. Yapamazsın ki. LGS çok zor. Yenisi matematik yapılmıyor oğlum. Böyle diyen tipler vardır her zaman. Bu tiplere diyeceksin ki engellendi. Ulaşamıyorsun, engelle. Direkt engelleyeceksin. Niye? Çünkü bunlar kendileri yapamadığı için senin de yapamayacağını düşünüyorlar. Kendileri iyi not alamayacağı için senin de iyi not alamayacağını düşünüyorlar. Kendileri LGS'de başaramayacakları için sana da başaramazsın diyorlar. Halbuki sen o musun? Hayır, değilsin. O zaman çalışacaksın, sıkı sıkıya başaracaksın. Hem yazılarından yüz alacaksın dinamo setlerle, yazılı notlarıyla. Hem de LGS'de en yüksek notlara ulaşacaksın inşallah. Dolayısıyla bir 10 puan da alalım. Hop, geldi 10 puanımıza. Artık süper bir şekilde yazılan yüz almaya hazırız. Tonguç'um, bizler YouTube'da yazılı kampımızla sana efsane bir şekilde her dersen birer videoyla destek olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda yazılı notlarımızdaki efsane, Türkiye'de en fazla öğrenciye ulaşan kitaplardan biri oldu bu. Her öğrenci artık evinde bunu gezdiriyor. Çünkü bunu hem yazılılarda, birinci ve ikinci yazılı, hem de LGS'de bile tekrar için kullanabilirsin. Ve aynı zamanda Dinamo soru bankalarımıza destek oluyoruz. Bunun haricinde de diğer kitaplardan da soru çözebilirsin. Tonguçakademi.com'da yazılı provalarımız canlı canlı. Canlı yazılı kampı. Hocam gerçekten canlı canlı yazılıya mı çalışıyorsun? Aynen hocam? Gerçekten hocalar canlı canlı yazılıya çalışıyor. Mesela birinci soru bitiriyor, sonra diyor ki mesela hocam çarpanlar katlar sorusunu bir daha anlatır mısınız diyor öğrenci. Biz bir daha anlatıyoruz. Hocam buraya takıldık, bir daha gösterir misiniz diyor, bir daha gösteriyoruz. Canlı yazılı kamplarımızda 8. sınıf Plus'ta LGS dershanesinde sizlere süper bir şekilde yazıları hazırlıyoruz. Ekstra yazılı provalarımız da var. Dolayısıyla senin yazılardan 100 almaman için hiçbir sebep yok. İnşallah yazılardan 100, 200, 300 hepsini alacaksın. LGS'den de 500 puanları alacaksın. Hadi bakalım, ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden yazılarda hepinize başarılar. Görüşmek üzere.